Merhaba leblebiciler, tekrar beraberiz sizlerle. Bugünkü dersimizde 11. sınıf konularına devam ediyoruz arkadaşlar. 11. sınıfın biyoloji konuları bittikten sonra sizin en çok sevdiğiniz konular başlıyor. Yani nüfus konusu başlıyor arkadaşlar. Tabii nüfus öğrencilerimizin sevdiği bir konu. Çünkü algılaması kolay, hesap kitap işlemi çok yok, ezber çok fazla yok. Bir de nüfus her zaman için insanın dikkatini çekiyor arkadaşlar. Şimdi bu derste size nüfus politikalarından bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar, nüfus politikaları ülkelerin kendilerince geliştirdiği doğal nüfus artış hızını arttırıcı veya azaltıcı politikalardır. Şimdi biliyorsunuz dünyada farklı farklı ülkeler var. Ekonomik anlamda gelişmiş, ekonomik anlamda gariban ya da gelişmekte olan ülkeler. Tabii ülkelerin ekonomik durumuna göre takip ettiği nüfus politikaları da ne yapıyor arkadaşlar? Değişiklik gösteriyor. Öyle ülkeler var ki dünyada ekonomi çökmüş vaziyette. Hiçbir doğal kaynağı yok. İnsanlar açlık, kıtlık çekiyor. Şimdi bu ülkelerde ülkeleri yöneten insanlar hep şunu hayal ediyor. Yani bu ülkede nüfusu nasıl azaltabiliriz? Çünkü olanlar da problem. Dolayısıyla böyle geri kalmış ülkelerde arkadaşlar genelde nüfus artış hızını azaltmaya çalışan politikalar. Ama bir Japonya, bir Fransa'yı hayal edin. Arkadaşlar bu ülkelerde insanlar nüfus artış hızını arttırmaya çalışıyor. Çünkü bu ülkelerin teknolojileri fazla. Bu ülkelerde sanayileşme çok fazla. Bu ülkelerde insanların refah seviyesi çok yüksek. Bu ülkelerde çalıştıracak adam lazım. Dolayısıyla ülkelerin artık ekonomik yapısına göre takip ettiği politikalarda ne yapıyor? Değişiklik gösteriyor. Öncelikle nüfusunu azaltmaya çalışan ülkelerden bahsedelim. Bunlar arkadaşlar genelde gelişmemiş ülkelerdir. Çünkü gelişmemiş ülkelerde nüfus arttıkça problemler de artmaya başlar. Nüfus arttıkça kişi başına gelir düşer. Nüfus arttıkça eğitim sağlık hizmetlerinde aksamalar meydana gelir. Nüfus arttıkça işsizlik artmaya başlar. İşsizlik arttıkça göçler artmaya başlar. Bunların her biri bir problemdir. O yüzden genelde gelişmemiş ülkeler, ekonomisi zayıf olan ülkeler nüfusunu azaltmaya çalışır. Örnek olarak Nijerya, Kenya ve Bangladeş. Bunlar biliyorsunuz dünyanın en fakir ülkelerine örnek olarak verilebilir. Hindistan ve Çin. Şimdi bu ülkeler çok gariban sayılmaz. Mesela Çin özellikle dünyada son 20-30 yılda ekonomisi en hızlı büyüyen ülke. Ama neden Hindistan ve Çin nüfusunu azaltmaya çalışıyor? Bunun sebebi arkadaşlar bu iki ülkenin haddinden fazla nüfusa sahip olması. Belki duydunuz, Çin'in 1.4 milyar nüfusu var. Hindistan'ın 1.3 milyar nüfusu var. Bakın ikisini topladığınızda 2.7 milyara denk geliyor. Zaten şu an dünyanın nüfusu kaçtır? 7 milyardan biraz daha fazla. Yani hemen hemen dünyanın %40'ı sadece bu iki ülkede. Dolayısıyla Hindistan ve Çin'de nüfusu böyle azaltmaya çalışıyor ülkeler. Özellikle Çin'de çok katı kurallar var. Mutlaka duymuşsunuzdur. İşte Çin'de ailelere uzun yıllar tek çocuk izni verildi. Bunu işte bir 3-5 sene önce Çin hükümeti değiştirdi arkadaşlar. Şu an mesela ailelere sadece 2 tane çocuk yapma hakkı, 2 tane çocuğa sahip olma hakkı veriyor. Artık 3.sünde, 4.sünde işler bozuluyor. Artık ne gibi cezalar var çok bilmiyorum ama tahmin ediyorum sadece. Yani belli oranda vergi cezaları, belli oranda maaş azaltmaları. Yani bu ülkelerde çok çocuk sahibi olanlara hükümet belli oranda arkadaşlar engel olmaya çalışıyor. Gelelim arttırmaya çalışanlara. Arttırmaya çalışanlar gelişmiş ülkelerdir. Çünkü bu ülkelerde doğum oranları uzun yıllar düşüktür. Çünkü gelişmiş ülkelerde kadınların iş hayatına katılma oranları çok yüksek. Yani çoğu kadın çalıştığı için çok fazla çocuk sahibi olamıyor. Yani çalışan bir anne öyle 5, 6, 10 civarında çocukla kesinlikle uğraşamaz. Ya işi bırakması lazım ya da çocuk yapmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Hani çocuk mu kariyer mi diye sık sık gündeme gelen bir soru. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerde zaten doğum oranları çok düşük olduğu
edildiği için ülkenin insana olan ihtiyacı karşılanamıyor. Mesela Fransa. Ne yapmış Fransa? Uzun yıllar arkadaşlar nüfusunu arttırmaya çalışmış. Ama bunu başaramamış. Başaramadığı için Afrika ülkelerinden işçi almak zorunda kalmış. Sonuçta şimdi Afrika'dan bir işçi grubu geldiğinde bir Avrupa ülkesinde değişik sosyal problemler, değişik kültürel çatışmalar meydana gelebiliyor. Ve ülkeler bundan kaçınmak amacıyla ne diyor? Ben diyor Afrika'dan işçi getireceğime kendi nüfusumu arttırırım diyor. O yüzden teşvikler veriyor. Ne yapıyor mesela? İşte çocuk başına maaş vereceğim diyor. Hani rahmetli Kemal Sunal'ın Gurbetçi Şaban filminde anlattığı gibi. Hani Almanya'da işte 5 çocuğu olan, 6 çocuğu olan bir ailenin Almanya'da bir öğretmenin maaşı kadar maaş aldığı, çocuk maaşı aldığı hep böyle gündemdedir arkadaşlar. Çünkü bu ülkeler nüfusunu arttırmaya çalışıyor. Onun için teşvikler veriyor. Örnek olarak İngiltere, Fransa, Rusya, ABD ve Almanya nüfusunu arkadaşlar böyle arttırmak için çalışıyor. Gelelim, nüfusu arttırmak ya da azaltmak değil de niteliğini iyileştirmek çalışanlar. Yani nüfusun sayısıyla, niceliğiyle çok fazla oynamadan nüfusun özelliğini iyileştirmeye çalışan bunlar da genelde gelişmekte olan ülkeler. Buna örnek olarak İran, Türkiye, Pakistan, Endonezya, Brezilya, Arjantin verilebilir. Mesela ülkemizden bahsedelim. Ülkemiz ne yapıyor arkadaşlar? Nüfusun sayısıyla çok fazla ilgilenmiyor artık. Nüfusun eğitim yapısı, nüfusun sağlık yapısını iyileştirmek amacıyla bol miktarda eğitim sağlık yatırımları yapılıyor. Yeni hastaneler, yeni okullar, yeni üniversiteler, her ile üniversite, işte bunların sayısı baya baya arttı biliyorsunuz arkadaşlar. Herkes mutlaka üniversite mezunu olsun, lise mezunu olsun. Yani insanların eğitim seviyesi bu şekilde yükseltilmeye çalışıyor. Bunu da biz niteliğini iyileştirme diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde anlattığımız gibi dünyada uygulanan 3 tane nüfus politikamız vardır. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın leblebiciler.